Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Necmilhan hocamız yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Hikmet Bey, iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun hocam. Aslında dünden beri de konuşuyoruz, birkaç gündür konuşuyoruz bu tabloları ve sizden aldığımız bilgilere de tabloların birkaç gün bir şey ifade etmez ama daha uzun süreli baktığımızda, gözlemlediğimizde çok daha şey ifade eder. Ama hocam gözüken tablo 3 gündür bir yükselişten bahsediyoruz ki Allah korusun böyle gidecek gibi de gözüküyor. Nedir pandemiyle mücadeledeki son noktamız? Evet, son 3 gün sizin de bahsettiğiniz gibi açıkçası vaka sayımızda artış var. Ancak bunu iki değişkene bağlamamız gerekiyor. Bir tanesi testin yapılma koşullarının değişmesi. Şimdi test daha çok tarama amaçlı artık yapıldığı için sanayi sitelerinde, farklı alanlarda bu nedenle vaka sayısında artış testin yapılma koşullarının değişmesiyle birlikte artıyor. Ancak bundan daha önemlisi yeni vakaların artışı. Sayın Bakanımız geçen hafta açıklamıştı. Yeni vakalar içerisinde yaş ortalaması 31. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki genç yaş grubu diyebileceğimiz insanlarımız fiziksel mesafe, kişisel hijyen ve maske önlemlerine riayet etmiyorlar. Zira genç hastaların olması, genç hastaların daha çok ağırlıkla ortalamayı oluşturuyor olması bize çok açık bunu düşündürüyor. Evet. Ekranlara baktığımızda da hafta sonu Ankara'da ben de dışarıda baktığımda da genç insanların kurallara uymada daha zorlandıklarını gözlemlediğimi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Burada genç derken 18 yaş 20 yaş değil de daha çok 25-35 yaş arası grupta olan genç, çalışan, üniversite öğrencisi veya işi olmayan insanlarımızdan bahsediyoruz. Hı hı. Yoğun bakım sayısında da bir artış var biliyorsunuz. Hocam onu biraz daha detaylı konuşalım. Çok özür dilerim. Çünkü biraz önce dikkat çekici bir şey söylediniz. Test yöntemi değiştirdiniz. Yani çok fazla çalışan kişinin bulunduğu yerlerde hedef noktalar tespit edilip onlar mı taranıyor? O yüzden mi biraz daha böyle yüksek geliyor test sayıları? Evet, yani nasıl vaka artışı doğrudan... Biraz daha anlatır mısınız? Tabii ki birazdan bahsedeyim detaylı olarak. Şöyle ki, biliyorsunuz bir vaka artışında bir gerçek artış vardır, bir göreceli artış vardır. Gerçek artış, aynı yere, aynı kişilere ya da aynı risk grubuna sürekli test yaparsınız. Hı hı. Buradaki ölçümlere göre değerlendirme yaparsınız. Bir de göreceli, relatif artış vardır. Bizim bu vaka sayısı artışında her ikisi de geçerli. Göreceli artış ise vaka yaptığınız kitleyi daha riskli gruba çevirirseniz örneğin daha çok vakayı bulursunuz. Hmm. Burada şöyle oluyor. Eskiden sadece başvuranlar üzerinden biliyorsunuz ve bunun yanında yurt dışı temaslısı olanlar, ilk pandeminin başlarında hep sizlerle konuşmuştuk biliyorsunuz Hikmet evet. Bey. Ateşi olanlar, solunum zorluğu olanlar gibi kişiler üzerinde yaparken şimdi testi daha çok tarama amaçlı da yapıyoruz. Hı hı. Çok kişinin olduğu yerler, asemptomatik kişileri yakalama amacı gibi amaçlarla birlikte bunları üst üste koyduğumuzda biz gözlemliyoruz ki asemptomatik olanları test daha çok yakalıyor. Evet. Tabii bir anda 980'lerden, 900'lerden biliyorsunuz 900'de birkaç gün sebat hı hı. etti. Sonra birdenbire 1000'i geçti. 1500 küsur düzeyine geldik bulduğumuz noktada. Sadece bu relatif artışı açıklamak mümkün değil. Her ikisi aynı anda olduğu için hem bu testin yapılma kriterlerinin, testin uygulandığı kişilerin değişmesi hem de genç insanların daha çok dışarıda olması, 31 yaş bizim için bu nedenle çok önemli. Evet. Genç insanların daha çok enfekte olması geldiğimiz tabloyu açıklıyor. Peki. Ama tabii... Buyurun, cümlemizi tamamlayın. Hemen hızlı bir şekilde tabii. Şeye dönelim hocam, şu yoğun bakım meselesine tabii, dönelim. Tabii ama şunu bilmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun, ister asemptomatik, ister semptomatik, ister test kriterimiz değilsin, ister gençler olsun, ister büyüklerimiz olsun, somut olan vaka sayısının arttığı, bunu azaltmakta da tek çözümün hı hı. bu küresel sorunda evet. fiziksel mesafe, hijyen ve maske önlemlerine uymak oldu. Bu peki. kısmı çok net bir şekilde böyle izah edebiliriz epidemiolojik olarak. Peki. Hocam yoğun bakıma bir bakalım isterseniz. Sayılarla aktaralım hemen hızlı bir şekilde. 3 günlük çünkü biz yine sizlerden biliyoruz ki yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış bizim için çok daha kritik sonuç. Bakın 13 Haziran'da yoğun bakım hasta sayısı 684, entübe hasta sayısı yani solunum cihazına bağlı 284. Sevgili seyircilerimize de hatırlatayım diye söylüyorum hocam. 14 Haziran'a geldiğimizde 717 ve entübe hasta sayısında da artış var 290. Düne geldiğimizde toplam yoğun bakım hasta sayısı yine artıyor 722, entübe hasta sayısı 291. Vakalarla doğru orantılı mıdır bu artış? Yani normal öngörülebilir mi? Bir de hani Allah korusun şimdi hayatını kaybeden insan sayısının azlığı bizi sevindiriyor ama şimdi vakalar bu kadar çok arttı ve ilerleyen günlerde yine Allah korusun cümlesiyle kurayım ölüm oranları da artabilir diye bir endişemiz var mı?
Evet, bu nokta çok önemli bir nokta aslında. Vatandaşlarımız da özellikle bu konuda uyarmak gerekiyor. Örneğin dün tan alanlar, dün yoğun bakımda yatanlar değil elbette. Tan alıp yoğun bakıma hemen yatırılan çok az sayıda hasta vardır. Belki bir, belki ikidir. Çoğunlukla da bulunmaz. Aslında bugün yoğun bakımda olanlar, o yoğun bakımda olduğu günün öncesindeki 7-8 gün öncesinde tan alanlar olarak düşünmek gerekiyor. Çünkü artık hepimiz biliyoruz ki bu virüs bir gün 14 gün arasında bulaşıyor. 7 gün içerisinde ortalama hastaneye gidiyoruz. 15-20 gün içerisinde ya taburcu olunuyor ya yoğun bakıma kişi alınıyor ya da olumsuz bir sonuçla karşılaşıyoruz. Bu nedenle aslında şu an yoğun bakımda olanlar 10 gün kadar öncesinde daha çok enfekte olanlar. Yani ayın birindeki serbestleşmeden sonra dışarıya çıktıklarında önlemlere dikkat etmeyen kişiler olduğunu muhtemelen öngörebiliriz. Bunun yanında biliyorsunuz bu virüs daha çok 65 yaşın üzerinde, yaşı daha ileri kronik hastalığı olanlarda, yani hipertansiyon gibi, diyabet gibi, kronik akciğer hastalığı gibi, kanser gibi, kan hastalığı gibi hasta olanlarda olumsuz etki yapıyordu. Yoğun bakımda olanlarla ilgili şu an elimizde yaş dağılımıyla ilgili net veri olmamakla birlikte muhtemelen bayram sırasında memleketlerine ya da tatil beldelerine gidip karantina koşullarını ihmal eden yaşlıların bu sayıyı arttırdığını düşünüyorum. Bunun nedeni de şu, çünkü daha önce biliyorsunuz yoğun bakım sayımız çok sabit gidiyor, stabil gidiyor. Hı hı. Ama hem kişisel gözlemin hem ekranlardan hem de çevreden gözlemlediklerim kadarıyla büyüklerimiz memleketlerine, tatil beldelerine gidince karantinada olduklarını unuttular aslında. Sahada çok güzel önlemler uydular. Gerçekten 2,5 ay, 3 aya yakın sabrettiler. Şimdi 10 saat kadar dışarı çıkıyorlar. Ama bu tatil arasında gittiklerinde hem bizim kültürümüzün getirdiği sosyal etkinlikler, düğün, nişan veya cenazeler veya bir arada bulunan törenler ya da bayramlaşma gibi törenlerde, bayramlaşma gibi kültürel etkileşimlerde çok fazla bulundukları için bu nedenle yoğun bakımdaki hasta sayısının arttığını öngörebiliriz rahatlıkla. Peki. Allah'tan tabii entübe sayısı çok artmıyor. Bizim için bir avantaj. Ama sizin de söylediğiniz gibi Allah korusun demek istiyorum. Yoğun bakım sayısının artması daha sonra vefat sayılarını da olumsuza doğru yönlendirebilir. Bunun önünde de dikkatli olmak gerekiyor. Tüm bunların yolu Hikmet Bey, yoğun bakımı, entübeyi, vefatı düşünmeden önce bulaşı engellemek. Evet. Bulaşı engelleyebilirsek ancak bu virüse mücadelede başarabiliriz. En önemlisi o. O yüzden vatandaşlarımızın mutlak surette mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet etmeleri gerekiyor. Başka hiç bu işten çıkış yolumuz söz konusu değil maalesef. Peki. Hocam çok teşekkürler yayına katıldığınız ve kıymetli bilgilerinizden dolayı, açıklamalarınızdan dolayı. İyi günler dilerim hocam, iyi çalışmalar. Sağ olun.